Selamlar, ben Bora. Bugün yeni bir podcast'te karşınızdayım. Fakat bugün podcast'ı açık havadan çekiyorum. Çok güzel bir yere geldim, hoşuma gitti. Yeşilliği kullanmak istedim fonumda. Bugün konum saatlik ücretiniz kaç para olurdu? Evet, saatlik ücretiniz kaç para olurdu? Şimdi bu konu aklıma nereden geldi? Ben kariyerime önce bir yıl denettim, sonra da danışmanlık yaparak başladım. Ve orada bizim için en önemli konu saatlik ücretti. Yani danışmanlarımızın saatlik ücretini, müşterilere faturalanan saatlik ücretini yükseltmeye çalışırdık. Tabii bunun yolu neden geçiyor derseniz, bunun yolu bilginizden, know-how'ınızdan geçiyor ve müşteriye kattığınız değerden. Ben o günlerden hatırlıyorum. Bizim çalıştığım firmanın bir vergi danışmanlığı bölümü vardı mesela. En yüksek saatlik ücreti onlar alıyorlardı. Tabii çünkü doğrudan müşterinin kesesine dokunan bir şey. Biz yönetim danışmanlığı grubunda bir nebze biraz daha az alıyorduk. Demek ki biraz daha uzun vadeli şeyler azıcık daha az para edebiliyor müşterinin gözünde. En azından o zaman Türkiye'sinde. Daha işte denetim gibi bölümler ise, daha emtia diyebileceğim işleri yapanların ise saat ücreti daha da düşük oluyordu. Bu beni hep hayatım boyunca etkiledi. Çünkü eğer para kazanmak istiyorsanız emeğinizden, bir müşteri alabileceğiniz saatlik ücretin yüksek olması gerekiyor o sektörde. Peki bu diğer sektör için geçerli mi? Şimdi bir yerde maaşlı birisi olarak çalışıyorsanız tabii saatlik ücret almıyorsunuz, ama yine bölerseniz işte aylık ücretinizi çalışma saatinize belli bir ücret elde ettiğinizi görürsünüz, değil mi? Çalışma saati ücreti. Bunu yükseltmek çok önemli. Bunu yükseltmek demek kendinize düzenli yatırım yapıyor olmanız demek. Kendinizi düzenli geliştiriyor olmanız demek ve müşteriniz her kimse o müşteri için tartışılmaz bir değer yaratıyor olmanız anlamına geliyor. Bu da gelişiminizle, müşteriye kattığınız değerle sürekli ilgilenmenizi, kendinizi keskinleştirmenizi ve müşterinin sizinle geçireceği bir saat için daha fazla miktarda parayı ödemeye hazır hale geliyor olması demek. Ama bunun bir başka etkisi de, ben saatimi şu anda doğru şeylere harcıyor muyum olabilir. Çünkü saatinizin atıyorum 1000 lira ettiğini düşünüyorsanız, televizyonda gereksiz bir diziye 1 saat harcıyorsanız 1000 liranız çöpe gitti demektir. Doğru muyum? Veya saatinizin 2000 lira ettiğini düşünüyorsanız 2 saatlik bir futbol maçına, yani pek de bir şeyinizin olmadığı, ne bileyim ben, siz orada sporu siz yapmıyorsunuz, onlar yapıyorlar, onlar koşturuyor, onlar para kazanıyor, siz sadece vakit harcıyorsunuz. Böyle bir şey, 2 saat harcıyorsunuz demek 2000 liranızın boşa gittiği anlamına gelir. Yani kendinize bir saatlik bedel belirlerseniz, bu hem onu yükseltmek için kendinizi geliştirmenizi, hem de boş zamanlarla bu parayı sanki cebinizden çıkan bir para gibi görüp boşa harcamanıza engel olabilir. Nasıl, iyi fikir değil mi? Benim çok sevdiğim bir Amerikalı yatırımcı var. Naval ismiyle Twitter'da da epey paylaşımda bulunuyor. O diyor ki, daha ben de o çok gençken saatlik ücretimi 5000 dolar olarak belirlemiştim diyor. Yani belki ona 5000 doları kimse vermiyordu, ama kendi saatlik ücretimi 5000 dolar olarak belirlediğim için hem bu parayı hak etmek için kendimi geliştirmek konusunda sürekli çabalıyordum diyor. Hem de bir yandan 5000 dolar saate eden bir adamın gereksiz işlerle uğraşmamasına da odaklandığım için hem boşa vakit harcadığım şeyleri yapmıyordum, televizyon izlemek gibi, hem de başkasına yaptırabileceğim şeyleri düşük bir ücret karşılığında onlara yaptırıp kendimi daha değerli işlere doğru atıyordum diyor. İşte bu da bir diğer önemli konu. Hayatta her şeyi kendiniz yapamazsınız. Kendinizin değer yarattığı o saate odaklanıp, yani ben en çok değeri nasıl yaratırım deyip diğer işleri başkalarına outsource etmek veyahut da dışarıya vermek daha akıllıcı olabilir. Delege etmek, iş ortaklarına ayarlanmak, çalışanlardan ayarlanmak, hizmet verenlerden ayarlanmak ve sizin de esas güçlü olduğunuz konu olan o saatlik ücreti yaran değeriniz her neyse, o değer yaratan konuya odaklanmanız. Evet, bugünkü fikrim bu. Saatlik ücretinizi yükseltmeye çalışın. Önce belki bir hesaplayın. Benim saatlik ücretim kaç para ya deyin. Çok düşükse önce onu artırmaya çalışın. Nasıl yaparsam artar, kimlerin saatlik ücreti daha fazla, ne yaparlarsa bu parayı kazanıyorlar, ben nasıl bir değer katabilirim, kendime hangi yönde yeni beceriler kazandım, ve ona bakın. Daha sonra da bu yolda giderken değer katmayan, sizin değerinizi yükseltmeyen şeylerden kurtulmanın yollarını bulun. Elbette her an para kazanmayacağız her saatimizde. Keyif alacağımız, zevkli, paraya boşa gitse bile keyif alacağımız anlar da olacak. Bu doğru. Ama bunları çok fazla tutuyor olmak hayatınızda belki de gerçekten başarılı bir kariyer çizmenize engel oluyor olabilir. Evet. Bugünkü podcast'ın da sonuna geldim. Umarım ilginizi çekmiştir, hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmişse bir like yapsanız güzel olur, paylaşsanız, rate etseniz güzel olur. Ben de motive olurum, daha fazla şey paylaşırım.
Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.